İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Elazığ'da, Türkiye'de Fırat Televizyonu stüdyosundan yaptığımız bu yayınla birlikte Avrupa'ya, Güney Rusya'ya, Kafkaslara, Orta Doğu'nun kuzeyine ve bütün Türkiye'ye ulaşıyoruz. Bu hafta programımızda konuğumuz yok. Aslında çok ama çok ünlü bir konuğumuz var. Koskoca bir dağ aslında, Erciyes Dağı. Bu akşam Kayseri ve hatıraları konuşacağız. Ben zaman zaman Elazığ'dan uçakla Ankara'ya gitme durumunda olursam, özellikle eğer gündüz seyahat edeceksem, uçakta sol tarafta pencere yanlı özellikle istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü Elazığ'dan Ankara'ya hareket eden uçak Kayseri semalarına geldiği zaman ben Erciyes Dağı'nı çoğu zaman da bulutları delmiş ve yukarıya çıkmış bir şekilde görüyorum. Erciyes'te inanılmaz hatıralarım var. Erciyes Dağı inanılmaz bir güzellik var gönlümde, taşıyor. Ve bu güzellikler taşıp bazen şiir oluyor, bazen söz oluyor, bazen hatıra oluyor. Bana göre Erciyes aslında büyük bir, çok büyük bir çadırın çadır direği gibi. Bu çadır Türk-İslam coğrafyası. Türk-İslam coğrafyası bugüne kadar Selçukluları, Osmanlıları ve Genç Cumhuriyeti içinde barındırmış. Ve Türk-İslam coğrafyası bu çadırla birlikte bütün bir İslam ülkesine sur olmuş. İslam ülkelerinin korunması görevini de üstlenmiş. Bugün dünyada Müslümanların kan içtiği bir coğrafya var. Myanmar, Doğu Türkistan, Irak, Suriye, Afrika, bütün bu bölgelerde kan içen zalimler var ve kanları içilen Müslümanlar var. Tabiatıyla bu coğrafyayı yeniden ihya etmek zorundayız ve bu coğrafyanın tevafuk, çadır dileği gibi karşımızda duran, Heyula gibi karşımızda duran çok büyük bir nişanesi var. Bu da Erciyes Dağı. Şair vatanı tarif ederken aslında bu vatan, bu coğrafya bizim. Bu coğrafyaya bizden başka sahip çıkan da yok. O yüzden bugün dünyaya, dünya siyasetine baktığınız zaman göreceksiniz. İslam'ı yeryüzünden silmek ve Müslümanların bulunduğu coğrafyadaki bütün kaynaklara konmak isteyen bütün vahşi medeniyet dediğimiz hadise sadece Türkleri düşman olarak görüyor. Pek çok Müslümanım diyen ülke var, devlet var. Onlar hiçbir şekilde tehlike görmüyor. Çünkü onlardan tehlike gelmez. Onları satın almak çok kolay. Zaten tarihleri boyunca da İslam'ı saltanatlar için kullanmışlar. İslam ülkelerine, İslam beldelerine cansiperane duvar olmamışlar. Tabiatıyla Türkler bu yüzden bütün vahşi emperyalist devletlerin hedefinde var. Kayseri'yi biz koca bir Türk-İslam, hatta İslam coğrafyasının çadır direği biliyoruz. Ve bu çadırda yaşayan, koskoca bir İslam ümmetinin de bugün başvurabileceği, sığınabileceği tek mekan Türkiye, kıymetli izleyiciler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bir valiyi ziyarete gidiyor. Kahvaltıda önüne yağ ve bal getiriyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh soruyor, diyor ki bulunduğumuz beldenin en fakiri bunu yiyebilir mi? Orada samimiyette bazı insanlar efendim yiyemez diyor. O zaman bunu kaldırın diyor. Ben de zaman zaman televizyon konuşmalarında bunu dile getirir derim ki bir şehrin zenginliği o şehirde yaşayan en fakir insanın sofrası kadardır. Biz bunu mutlaka düşünmek zorundayız. O yüzden Kayseri bir çadır direği ve koca bir coğrafya bir çadır ve o çadırda yaşayan bir Müslüman evladı zulüm görüyorsa bizim kahkaha atmamız biraz abes oluyor. Myanmar'da üzüm salkımı gibi asılan çocuklar var.
Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri yaşasaydı vallahi gece uyumazdı sabahlara kadar. Uyumazdı. Bunu ben nasıl hallederim diye düşünürdü. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Halife-i Ruhizemin'di. Yeryüzünde bir Müslüman çocuk sadece Müslüman olduğu için asılıyorsa Allah bunun hesabını benden sorar derdi. Hal böyle olunca ben zaman zaman Kayserili yazar ve şair arkadaşlara söylerim. Derim ki Cenab-ı Allah sizleri burada istihdam etmiş. Siz boş durmayacaksınız. Madem ki İslam coğrafyasının çadır direği Erciyes'tir, bu Erciyes'in etrafında sizler yazacak, çizecek, İlahi Kerimetullah ve Nizam Alemi anlatacaksınız. Bunlar kimler mi? Tarih boyunca Kayseri Makarra Ulema, yani ulemanın karar kıldığı yer diye anılmış. Daha sonra bakılmışlar ki Kayseri sadece Makarra Ulema değil, aynı zamanda Makarra Şuara, şairlerin de mekan tuttuğu bir belde. Mesela Abdülbaki Gölpınarlı ve Ali Rıza Karabulut'un Türkçe'ye kazandırdığı Maarif adlı eserin yazarı, aynı zamanda Mevlana'nın da hocası olan Seyyid Burhanettin Muhakkik-i Tirmizi, bir hükümdar şair, çağlar boyu içerisinde Kayseri'den gelmiş geçmiş, Kadı Burhanettin Ahmet ve Türk Edebiyatı'na bir nazım biçimi kazandırmış. Biz buna tuyu diyoruz. Daha sonra 15. yüzyılda Şeyh İbrahim Tennuri, Gülzar-ı Manevi ve Gülşen-i Niyazi adlı eserleri yazmış. Erkilet'te Aşık Hasan, Moğlulu Revai, Aşık Seyrani, Dadaloğlu ve 20. yüzyılda Ahmet Remzi Akyürek, Mevlevi dedesi. Ahmet Remzi Akyürek'in Türk Edebiyatı'na kazandırdığı eşsiz bir insan var. Yaman Dede. Son asır Türk Edebiyatı'nın en yanık Hazreti Peygamber aşıklarından biri. Kendisi Karaman Rumlarından olduğu halde ihtida ediyor, Müslüman oluyor ve Hazreti Peygamber'e inanılmaz güzel şiirler yazıyor. Remzi Dede aynı zamanda divan şiirimizin örneklerini de vermiş olan Arif Nihat Asya'nın da mürşidi. Tabiatıyla Kayseri'de şair ve yazarların velut bir kültür iklimi inşa etmek için nice gayretler yaptığını görüyoruz. Sadece şairler kısmına şöyle bir bakarsak, divan şiiri geleneğini biraz da hemhal olduğumuz veçeleriyle Halim Kamil Teoman, Yaman Dede, Ahmet Remzi Akyürek, Mustafa Erkan Doktor, kendisi kulak burun boğaz uzmanıdır, bizim arkadaşımız İsmail Adil Şahin'de görüyoruz. Bunlar çağlar boyu Türk Edebiyatı'na Kayseri'de divan tarzında eserler kazandırmışlar. Aşık tarzında Behçet Kemal Çağlar, Kemal Ahmet Şen, Recep Çalkaner, Bayram Durbilmez, Kadir Keçebaş, Yusuf Akyüz, Hüseyin Türkmen, bildiğimiz arkadaşlar. Modern çağdaş şiirle Türk şiirine eserler kazandırmış Coşkun Ertepınar, Mustafa Necati Karaer, Abdullah Satoğlu, Aydemir Doğan, Hasan Sami Bolak, Muhsin İlyas Subaşı, İsmet Özel, Mehmet Çağlı Kasap, Mustafa Miyasoğlu, Turan Koç, Ahmet Sıvacı, Şadi Kocabaş, Selim Tunç Bilek, Adnan Büyükbaş, Ahmet Efe, Mahir Sürbeli Bey, Mustafa İba Korkmaz, Ali Ekecik, Fazıl Ahmet Bahadır, Mehmet Şairdağ, Abdülkadir Karaman, Saim Urungu Maraş merhum, Bekir Oğuz Başaran, Siyami Yozgat, Seba ve Ümit Fehmi Sorgunlu'yu zikredebiliriz. Demek ki Kayseri, İslam coğrafyasının çadır direği olması noktasında Cenab-ı Allah'ın adeta burada vazifelendirdiği yazar ve şairlerle İlahi Kelimetullah ve Nizam-ı Aleme aynı zamanda çok büyük hizmetler yapmış ve yapıyor. Bizim Kayseri ve Hatıralar adını verdiğimiz
Bu programda Kayseri'yi seçmemizin bir sebebi var. Çünkü 1971 yılında Elazığ Lisesi'ni bitirdikten sonra genç bir tıbbiye talebesi olarak Elazığ'dan Ankara'ya yaptığımız yolculuklarda hayal meyal gördüğümüz Kayseri hayatımızda Cenab-ı Allah'ın takdiri tevafuken çok büyük yerler edinecek idi. 1971 yılında Ankara'ya trenle gidiyorduk. Elazığ Lisesi'ni birlikte bitirdiğimiz Profesör Doktor Fahrettin Keleştimur, Doktor Aydın Altıntaş, Doktor Behçet Altaylı, Doktor Erhan Yıldırım'la beraber, o zaman tabii o trene binerken merhum albay Hürrem Berk'in, benim dayımdır, bana hediye ettiği bir tahta asker bavulu da ben özellikle Ankara'ya götürüyordum. Arkadaşlar bana takılıyordu. Arkadaşlar bana ne? Bu benim çok sevdiğim bir hatırayı yanıma getiren bir obje diyordum. Ve o tahta bavulla Ankara'ya gidiyordum. Trenin penceresinden Kayseri'yi görürdük. Kayseri o zaman tabii tren yolu Kayseri'nin kenarından geçerdi. O gördüğümüz evlerden Kayseri'yi hayal etmeye çalışırdık ama bir türlü hayal edemezdik. Ama yıllar sonra Kayseri'yi gördükten sonra o günleri yazdığımız bir şiir var. O günleri yad ettiğimiz bir şiir var. İzninizle okuyalım. Bir Selçuklu nalesi. Çocuk gönlümün trenleri geçerdi içinden. Tahta bavullara sinmiş gurbet kokusu. Bir Selçuklu lalesinin rengiydi ve Erciyes kokan soğuk duru su. Otogar kokusu, tüllenen hüzün, bileğimde soğuk ruhsuz kelepçe. Ey şehirler şahı, asla gönlümden geçmedi kırılmak, küsmek sessizce. Yalnızlık bir siyah gecenin aksi, soğuk sularında ıssız dağların. Zindanda yaşadığım Kayseri bilsen, bir balığa ettiğini ağların. Ömür belki geçti, ey nazlı şehir, bir buhur renginin kokusuyla dün. Sırrını aşkların yaşadığım, duydum, gönlüm hülyalara doydu gün be gün. Çocuk gönlümün trenleri geçerdi içinden. Tahta bavullara sinmiş gurbet kokusu. Bir Selçuklu lalesinin rengiydi ve Erciyes kokan soğuk duru su. Sevgili seyirciler, Ankara'ya gidişlerimiz bir tren, bir tahta bavulla bile olsa Ankara'da Hacettepe'de Mektebi Tıbbiye'ye adımımızı atmış olduk. Orada Kayserili olarak bildiğimiz ve daha sonra Kayseri'de birlikte olacağımız arkadaşlarla tanıştık. Doktor Osman Gölgeli, Doktor Arif Tuluk, Doktor Dursun Kadri Bahar, Doktor Hasan Basri Üstünbaş ki rahmetli oldu, Kayseri milletvekilliği de yaptı, Doktor Mehmet Akif Özdemir, Doktor Nihat Bengisu ile orada tanıştık. Biz tabii Hacettepe'de okuyorken Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Derneği Başkanlığı'nı da üstlenmiştik 4. sınıfta. Ancak o anda istemediğimiz bir şey oldu. Yeni sezonda bir af çıktı ve Marksist-Leninist militanlar hem cezaevinden salındı hem de üniversite hakları verildi. O zaman üniversiteler birdenbire Sovyet yayılmacılığına bağlı olarak Marksist-Leninist ideolojinin ateş çemberine düştü. Biz de o zaman Öğrenci Derneği Başkanı olduğumuz için her türlü hadisede ismimiz verildi ve biz de o zaman tutukluluk devrine başlamış olduk. Ankara'da tutuklandık ve tabii okulla ilişkimiz kesildi. Mahkemelerle boğuşa boğuşa, uğraşa uğraşa yıllar sonra tekrar hürriyetimize kavuştuk. Ama tutukluk kaldığımız yıllarda Ulucanlar cezaevinde kaldık. Ve 1974'te tutuklanmıştık. 1977'de Kayseri Açık Cezaevine gönderildik. Ben o zaman Kayseri Açık Cezaevine giderken otobüste
Bazen içinden geçtiğim ve merak ettiğim Kayseri'ye otobüsle ve ellerim kelepçeli olarak gittim. Hiç unutmam, Kayseriler bilir, eski otogarda otobüsümüz durdu, jandarmalar beni itilayla aşağıya indirdi. Tabii ellerimizde gene kelepçe var. Etrafa böyle bakarken birdenbire inanılmaz göklere karışmış bir dağ gördüm. Bu dağ Erciyes'ti. Erciyes'i bugün bile hayal etmek bana eşsiz bir zevk veriyor. Mahpushane ellerimde kelepçe olduğu için bunu yıllar sonra bir şiir haline getirdim. Ve Mahpushane avlusundan Erciyes dedim. Elimde kelepçe, gözlerim donmuş. Döndüm bulutların arasında sen. Erciyes, Erciyes ruhuma konmuş. Bir beyaz güvercin, bir buzlu desen. Ne oldu diyorum o soğuk demir? Taş duvar, ateşten çalınmış yorgan. Kurşundan yontulmuş beynimde emir. Yüreği cehennem taşlara dayan. Çaresiz çağırdım kar kuşlarını. Ayetel kürsi ile cehennemlere. Kaleler çaldırmış ar taşlarını. Gediklerden korlar yağmış evlere. Dalgalar boğulur, denizler biter. Sükutun donduğu bir mevsim gelir. Yürekte ateşler yakmadan tüter. Ve belki kopmaya hüzün incelir. Elimde kelepçe. Gözlerim donmuş. Döndüm bulutların arasında sen. Erciyes, Erciyes ruhuma konmuş. Bir beyaz güvercin, bir buzlu desen. Sevgili izleyiciler, biz Kayseri Yarı Açık Cezaevi'ne geldik. Kayseri Yarı Açık Cezaevi, Kayseri Talas yolunun solunda, biraz da bir tarlanın ortasında kurulmuş iki katlı bir mekan idi. Hiç unutmam, biz o cezaevi bahçesinden Kayseri'den Talas'a giden araçları sayardık. İki saat içerisinde 3-5 araç geçerdi. O zamanlar Halim, Selim ve Kadir Şinas Kayseri halkı nereden duymuşsa duymuş bizi ziyaret etmeye geldiler. Argıncıklı Mehmet Karaca, Kayseri'nin yerlilerinden İzzet Başkal. O zamanlar matbaacılıkla iştigal eden mühendis Aziz ağabeyimiz Alim Gerçel. Hep bizim ziyaretimize geldiler. Tabii açık cezaevlerinde böyle bahçede oturmak, bir sedir sermek ve yani bir kilim sermek ve sohbet etmek imkanımız da vardı. Ve biz burada oturduk, onlarla sohbet ettik. Bizi orada ziyaret edenler sadece Kayserililer değildi. Bir de Mardinli bir arkadaş geldi, Metin Olgaç diye. Metin Olgaç da Mardin'e otobüste gidip geliyor. Pırlanta bir arkadaşımız. O zaman dedim ki, kıymetli hocam sen dedim şeye gidip geliyorsun. Güneydoğu'ya gidip geliyorsun. İnancın, itikadın itibariyle de sen bir alperensin, bir derviş gazisin. Sana bir zarar vermesinler. O zaman merhum şehidimiz Metin Olgaç, abi dedi aynen böyle. Biz iman ettik Allah ve Resulüne, onun İmanı, onun imanının lezzeti bizi ölüme kadar götürse biz buna rıza gösteririz dedi. Ben sonra yıllar sonra ölüme kadar sözünü mısralar haline getirdim. Bir şiir haline koydum, bir şiir haline düzenledim ve bunu Hasret Dergisi'nde yayınladık. Bir Metin Olgaç değil, yara açık cezaevi Kayseri, toprak tozlu, sıcak, Erciyes'te kar. Bir kilim yaymıştık volta yoluna ve sen ne demiştin ölüme kadar. Mahpushane görmüş saçların kısa. Olmasa şu ölüm ya duyulmasa. Silvan ne, Batman ne, Mardin neresi? Olmasa şu ölüm ya duyulmasa. Şimdi nerelerde salınır atın?
hangi kanatlarla akar gidersin? Bir ışıktan çizgi ardında kalan, gönül gönül yakar, tozar gidersin. Yarı, açık Cezevi Kayseri, toprak tozlu, sıcak, Erciyes'te kar, bir kilim sermiştik Volta yoluna ve sen ne demiştin? Ölüme kadar. Sevgili izleyiciler, biz Kayseri Yarı Açık Cezaevinde uzun bir süre kaldık. Burada en hoşuma giden husus da Kayseri Yarı Açık Cezaevinin bahçesinde dururken Erciyes'i seyrederdim. O kadar ki tabii belli günün belli saatlerinde bahçede idik ve bazen de yağmur olduğu için çıkmazdık, kar olduğu için çıkmazdık ama bu sefer de pencereden Erciyes'i seyrederdim. O kadar Erciyes'e muhabbetim var idi. Gene var. Erciyes'e muhabbetimiz ziyade. Daha sonra Kayseri Yarı Açık Cezaevinden Kayseri Kapalı Cezaevine geldik, döndük. Kayseri Kapalı Cezaevine gelince yıllar sonra hiç ayrılamayacağımız, çok seveceğimiz bir arkadaşla tanıştık. Kod adı Kekeş Mehmet. Kayseriler onu bir efsane Alperen diye bilirler. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz'la Kayseri Kapalı Cezaevinde çok sohbet ettik. Kayseri Kapalı Cezaevinde beni Ankara Ulucanlar'da misafir ettiğim sarızlı pırlanta bir avşar ağası İdam Altın, şimdi yaşıyor mu? Allah uzun ömür versin. Rahmete kavuşmuşsa Allah rahmet etsin diyeceğim. İrtibatımız kopar gibi oldu. Beni misafir etti. Ve orada biz bir de Taş Mehmet diye bilinen bir avşar çobanıyla karşılaştık. O da pırlanta bir insan, gerçek bir alperen, gerçek bir derviş gazi. Köyde bir basit hadiseden ceza almış ve kapalı cezaevinde yatıyor. Onun hikayesi yıllar sonra benim mısralarımla neşredildi. Aslında Taş Mehmet bir veli kişi. Şiirin adı Taş Mehmet'in Rüyası. Köylüler Taş Mehmet derler. Bir gönül ehli çoban kişi. Değneğini duvara dayadı, oturdu. Hal hatır sorduktan sonra iki eliyle tuttuğu ve kırıntılara asla dökülmesin diye titrediği bir ekmek parçasını ağzına götürüyormuş gibi iki elini ağzına doğru götürdü. Kimseler duymasın diye yavaş yavaş bir rüyaya dalar gibi anlatmaya başladı. Çocukluğunda fırında çalıştığı ve fırında uyuduğu günlerde sabah namazına sevinçle koştuğunu, Torosların zirvelerinde koyun güttüğünü, Afgan mücahitlerinin kuşatıldığını duyduğunda iki gece dua ettiğini, ağladığına kadar anlattı. Sonra bir nurlu gecede bir sadık rüyada gördüğü Hazreti İbrahim'i anlattı. Torosların zirvelerinde elini tutsa tutacağı sandığı gökyüzünün ötelerini. Taş Mehmet bir avşar çobanı belli. Sağ omzunu Toroslara yaslamış. Bir rüya sonrası gözleri nemli, bitti zannettiği ömrü başlamış. Ağam diyor, dar parkeli bir yoldu. Parke taşlar ince sıra döşeli. Ağır adımlarla bir nur yumağı süzülüp kayboldu. Ufuk neşeli. Heybet mi, korku mu, umut, neşe mi? Hepsi birbirinin içinde gibi. Yüreğim çırpınıp, savrulup gitti. Bir hayal hattının izinde gibi. Bakmak ne kelime, gözler kamaşır. Sonra edep, haya, ümit yarışır. Göz ucuyla baktığım bir nur tebessüm, dişler, tarifine yıldız yakışır. Alnında aynayla aynaya bakan, kişinin sureti ömrümdü, geçti. Aynadaki ayna gördüğüm rüya, sırrı anlatılmaz bir gündü, geçti.
Taş Mehmet bir avşar çobanı belli. Sağ omzunu Toroslara yaslamış. Bir rüya sonrası gözleri nemli. Bitti zannettiği ömrü başlamış. Evet sevgili izleyiciler, Kayseri Kapalı Cizevi'nde bir gün gene böyle dost meclisi diyeceğimiz arkadaşlarla sohbet ediyorum. Cumartesi veya pazar olması muhtemel, gardiyanlar koşa koşa geldiler, beni çağırdılar. Dediler ziyaretçiniz var. Şimdi böyle bir şey cezaevinde derhal böyle bir dalgalanmaya sebep oldu. Çünkü kapalı cezaevlerinde cumartesi pazar ya bir avukat gelir ya savcı gelir görüşebilirsiniz. Başka türlü hiçbir şekilde görüşemezsiniz. Ben de merakla çıktım. Dışarıya çıktım, koridordan gittim, müdür beyin odasına doğru aldılar beni. Müdür beyin orada odasında tabii bahçe var. Bahçeye baktım, siyah bir makam arabası. Allah gani gani rahmet etsin. Merhum Alparslan Türkeş benim orada yattığımı biliyor. O zaman devlet bakanı olan Sadi Somuncuoğlu ağabeyimizi, kendisine selam gönderiyoruz. Selamlarımızı arz ediyoruz. Özellikle göndermiş. Sadi Somuncuoğlu geldi. Onunla yarım saat sohbet ettik. Tabii bu hadiseyi peki kim duydu? Cezaevi müdürü duydu. Ertesi gün hiç geciktirmeden beni Kırşehir cezaevine gönderdi. Çünkü cezaevi müdürlüğü hayatında bir mahkumun, bir tutuklunun cumartesi pazar günü devlet bakanlığı makam arabasıyla ziyaret edildiğini hiç görmemişti. Allah gani gani rahmet etsin merhum Alparslan Türkeş'e. Allah uzun ömür versin asil ağabeyim Sadi Somuncuoğlu'na. Böylece oradan Kırşehir cezaevine geçtik. Kırşehir cezaevinde bir müddet kaldıktan sonra orada da çok güzel hatıralarımız var. Onu da bir başka programda anlatmayı ümit ediyorum. Daha sonra 1978 yılında tahliye olduk. Ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne naklen geçtik. Fakat musibetler bizi bırakmadı. Niye bırakmadı? Biz orada okumaya başladık. 1980 darbesi oldu. 1980 darbesi olunca Erzurum'da sindirilmiş olan Marksist-Leninist hocalar bu sefer dekan ve dekan yardımcıları oldular ve bizim üzerimize geldiler. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyamadık ve 1981 yılında üniversite imtihanına girerek tekrar Kayseri Tıp Fakültesi'ni kazandık ve Kayseri'ye naklen geçtik. Kayseri'ye naklen geçtik ama biraz da tevafuk. Kayseri'de okumamız lazım. Kayseri'de 1, 2, 3, 3. sınıflar var. 5, 6, 7 var fakat 4. sınıf yok. Dediler ki siz şeye gidin. Hacettepe Üniversitesi'ne gidin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4. sınıf var. Onlarla beraber okuyun, buraya gelin. Şimdi ben de tabii Hacettepe Üniversitesi'ni duyunca biraz ürktüm. Niye ürktüm? Çünkü ben Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrenci Derneği Başkanı olduğum için beni pek iyi yad etmiyorlar. Yad etmedikleri belli. Bir de dekan Doğan Taner, o beni biraz karıştırsanız rahatlıkla hatırlar diye düşünüyorum. Böyle bu halet-i ruhiye içerisinde Hacettepe Üniversitesi'ne gittim. Fakat hayatımda nadir giydiğim kravatlardan bir de bir takım elbise buldum, bir kravat taktım. Yani masum öğrenci pozlarında gittim, Hacettepe'de 4. sınıf okuyacağım. İçeriye girdim dekanlıkta, randevu aldım, girdim. Hocam dedim, ben ÖSYM'ye dedim, Kayseri Tıbbı kazandım. İntibaklarım yapıldı fakat 4. sınıf orada yok. İzin verirseniz 4'ü burada okuyacağım dedim. Kendisi Kıbrıslıydı Doğan Taner. Dili de bir tuhaf, böyle gözlüklerinin üstünden bana baktı. Sen, bir yavaş da konuşurdu. Sen kimsin dedi. Ben de böyle masum öğrenci pozlarında. Efendim dedim, ben Ahmet Tevfik Ozan. Böyle baktı. O sen misin dedi. Evet hocam dedim, benim. Ben zannettim ki beni unutmuştur. Ben öyle zannediyorum. Fazla sürmedi. Kaşlarını çattı. Derhal dedi, buradan çık dedi. Ben seni okula değil dedi, bahçeye bile almam. Neticede bir aylık kaybettikten sonra sınıfları. 4. sınıfı da okuyamadım. 4. sınıfın Kayseri'ye gelmesini bekledim
Ve geldikten sonra Kayseri Tıp Fakültesini bitirdim. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş oldum. Şimdi tabii ben tıp fakültesine gelirken o zaman dekan olan Doktor Ümit Akkoyunlu ve şimdi de gene İşletme Fakültesinde Profesör Doktor Eyüp Bedir Beylerin bana had safhada faydaları oldu. Onlar benim her türlü intibaklarımı yaptılar. Bunun yanında Doktor Mustafa Erkan, Doktor Yaşar Güneş, Doktor Osman Günay, Doktor Osman Ceyhan, Doktor Fahrettin Keleştimur da benim oraya gelmem ve yerleşmem konusunda had safhada yardımcı oldular. Biz tabii ÖSYM ile Kayseri Tıbbı kazanınca içinden geçtiğimiz şehir ve açıkçası cezaevinde yattığımız şehre tıp öğrencisi olarak gelmenin biraz hüznü, biraz da sevinci içerisinde çıkıp geldik. Hiç unutmam. Elazığ'dan Kayseri'ye düzenli araç yoktu. Bir araçla Ankara-İstanbul araçlarına bindim. Sabaha yakın ortalık karanlıktı. İndim. O zaman taksi biraz da yokluk zamanı. Taksi falan bulmak da imkanı yok. Sonra geldim. Kayseri'nin merkezinde Mimar Sinan Camii'nin parkında oturdum. Hep hülyalara daldım. Daha sonra onu Sohbet Zamanı adlı bir şiirimde anlattım. Sohbet Zamanı. Ey Kayseri, beni sen bir sonbahar sabahı, Mimar Sinan Parkı'nda, rüzgarlar yapraklarla oynaşırken teke tek, imtihan etmedin mi yalnızlık ve hüzünle? Oturduğum kanepe acımıştı halime, bildiğim kelimeler kayboldu sözlüklerden, ben o sabah anladım, bildim, yaşadım, sezdim, sesini yalnızlığın, terk edilmek, hüzünle. Nice sonra bir nisan yağmuru gibi serin, günler, aylar, seneler, ipek halılar gibi, zamanın tezgahında dokundu birer birer. Gözlerimin önünde eridi buz kadehler, açıldı cihanbaha Selçuklu sarayları, mısralara döküldü görünmez hazineler. Çiçek çiçek sevinmiş bir bahar günü burada, Kayseri ortasında ceylan gözlü bir güzel. Sevincin deli yeri türbesinde durur da, bir yeşil serinlikle öper saçını tel tel. Mahberi sultandan eser yok şimdi. Zamanın öptüğü taşlarda hüzün. Ne çıkar geçenler hayal olsa da, rengi değişmedi bak gökyüzünün. Saadet dağıtmaya yetmez hayallerimiz. Gücümüz denizlerde bir kum tanesi olur. Bir bilsen her çocuğun annesi ve babası, kendi evladın için taşıdığın yüreğin, bir reşini göğsünde belki bilmeden taşır. Bunu bil, hisset, yaşa, sakın unutma ne olur. Bir çocuğun gözyaşı düşmesin zeminine, yaşadığın mekanın, sakın unutma ne olur. Ey Kayseri, beni sen bir sonbahar sabahı, Mimar Sinan Parkı'nda, rüzgarlar yapraklarla oynaşırken teke tek, imtihan etmedin mi yalnızlık ve hüzünle? Ve böylece Kayseri'de Mektebi Tıbbiye talebeliği başlamış oldu. Tabii bu 3-4 yıl süren talebeliğim, hem hüzünlü günler hem hülyalı günler olarak belki de bana eşsiz şiirler kazandırdı kendi açımdan. Bir akşam Tanas'ta hülyalara daldım ve Tanas'ta bir gece şiirini yazdım. Tanas'ta gecenin kucağında ben, yorgunum, bir asır ayakta durmuş, gibiyim gözümde uyku tüterken, elimde hülyalar çiçeği solmuş. Atmacalar döne döne alçalır, ümit serçesinde takat ne gezer, uçuşan tüylerden başka ne kalır, çırpmaya göklere kanat ne gezer, sükut Erciyes'ten süzülür iner. Atmacalar kursağında yüreğim, uzanır göklere korkuyla siner, kelepçeye perçinlenmiş bileğim.
Beynimde insafsız bir kanlı hançer, bir tek saniyeyi boşa vermeden, bir iner, bir kalkar, günü katleder, tutuşur yatağım gece gelmeden. Ve fakat ecelle bir gün ansızın, huzur tak tak çalar kapımı sessiz. Yalın ayağına bakılmaksızın, sahralara biri düşer, kimsesiz. Sahralar, kumları insan kafası, bir adım binlerce feryat getirir. Yalnız nuru iman dindirir yası, nuru Muhammed'i azap bitirir. Talas'ta, gecenin kucağında ben, yorgunum, bir asır ayakta durmuş gibiyim, gözümde uyku tüterken, elimde hülyalar çiçeği solmuş. Evet sevgili izleyiciler, Kayseri'de talebelik devam ediyorken, bir gün bütün bu badirelerden sonra Kayseri'ye gelmenin biraz hüznü, biraz sevinci içerisinde Hayal Şehir Kayseri'yi kaleme aldık. Kayseri'de yaşamış bir hayal şair bir gün, bir yaşanmamış aşkı mısralarla resmeder. Yalnızlığın gözleri belli ki yemyeşildir, elleri Meralim'in elleri gibidir der. Gece bir deniz olur, siyah, sessiz ve sakin. İçinden ben geçerim, benim içimden tek sen. Şehir uykuda derim ve sevdiğim uykuda. Sonra ne çıkar derim, sevdiğimi bilmesen. Erciyes bir adadır, bir bulut denizinde. Yaşanmamış aşkların yalnızlık abidesi. Mahcup hissiyatımdan ne kalmış sanki şimdi? Yankısı asla dönmez bir aşkın titrek sesi. Zamanın kokusuyla boyanmış yaşlı taşlar, bir Selçuklu kubbesi, bir cami, bir şadırvan, aynalarda boy atmış aşkların acizliği ve renklerin düğünü, rüyalardan toplanan. Kayseri'de yaşamış bir hayal şair bir gün, bir yaşanmamış aşkı mısralarla resmeder. Yalnızlığın gözleri belli ki yemyeşildir, elleri Meralim'in elleri gibidir der. Evet, Kayseri'de talebelik, Mektebi Tıbbiye ve biraz da hayaller içerisinde bir şairin yazdığı, çizdiği şiirler. Bu öğrencilik yıllarımda Kayseri'nin bana kazandırdığı eşsiz, sevdiğim güzel bir şiir de var. Erciyes ve ben. Erciyes'te kar diyorum bu akşam. Benim kadar terk edilmiş değildir. Karanlığa yar diyerek sarılmış. Ümitleri benimkinden yeşildir. Niçin olmasın ki çiçeğin kanı Erciyes'in doruğundan süzülür. Bir pınardır Erciyes'in yüreği, kanar kanar dudaklara dökülür. Benim gibi bir vefasız yarı yok. Kor ateşte erimeyen karı yok. Her tanesi bir akrebin ağzında, aşk dediği bir acayip narı yok. Taş değirmen arasında bir yürek, taş incinir diye mahzun kanıyor. Ümit buzda kök salacak bir çiçek, gönül devşirecek çiçek arıyor. Erciyes'te kar diyorum bu akşam, benim kadar terk edilmiş değildir. Karanlığa yar diyerek sarılmış, ümitleri benimkinden yeşildir. Sevgili izleyiciler, talebelik Kayseri'de bitti ve biz mezun olduk. Mezun olduktan sonra Balıkesir'de görev yaptık. Bir noktada mecburi hizmetimizi ifa ettik. Sonra tekrar Kayseri Sağlık Müdürlüğü emrine geldik. Kayseri Sağlık Müdürlüğü emrine geldiğimizde öncelikle Kayseri İncesu'da sağlık ocağında göreve başladık. Bir gün hasta bakıyorum, gözlere ama nur yüzlü bir bayan geldi, yanında da bir başka bayan. Konuştuk, tanıştık, Adeviye Hanım. Adeviye Hanım nur yüzlü bir bayan, gözleri sonradan ama olmuş.
ve Cenab-ı Allah'la konuşur gibi edeple konuşuyor. Sesini yükseltmiyor ve Allah'a bin şükür bize çok hayli, bir hayli dua da etti. Ama o hali, o konuşmasındaki nezaketi hiç aklımdan çıkmadı. Ve onu bir şiir haline getirdim. Bir Adeviye Hanım günlüğü. Döndüm ak tülbentli, ak yüzlü kadın. Gözleri yok lakin bir kadife ses. Gönül gönül görür, şefkatle okşar. Güldür, karanfildir verdiği nefes. Adeviye Hanım, sahi sen kimsin? Bir Arnavut kızı, bir yaşlı peri. Varsın ömür, kör kuyuda tükensin. Kimler tatmış sakladığın iksiri? İnce suda yukarıda taş evler. Karlar düşer, gece çöker. İn cin yok. Bir titrek ışıkta bir yürek inler. Bir yürek ki lügatında in cin yok. Sonra sabah olur, güneş yükselir. Tülbendine toplar nur hasadını. Adeviye Hanım mahcup ve mesut. Artık unutsa da, ansa da birdir. Yüzyıl sonrasında alem adını. Sevgili izleyiciler, Kayseri ve Hatıralar adını verdiğimiz programımız burada bitti. Bir başka Ardıç Dalı sohbetlerinde buluşmak üzere. Nice güzellikler sizlere ait olsun diyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz.